Temmuz ayında emekli aylıkları ve memur maaşlarında esas olacak alınacak olan enflasyon 6 aylık enflasyon olacak. Dolayısıyla Haziran ayı enflasyonu da açıklandığında 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon netleşmiş olacak. Tahminim bu 6 aylık enflasyonun %26 civarında olması, %3'lük bir artış söz konusu olursa %26 civarında bir enflasyonla karşılaşacağız. Bu biraz aşağı biraz yukarı olabilir ama %26-27 bandında bir enflasyon olacağını tahmin etmek güç değil. Öncelikle tabii bu enflasyon oranının gerçek durumu yansıtmadığının altını çizmek lazım. Yani TÜİK'in ölçmüş olduğu enflasyon biraz manipüle edilmiş ve şaibeli bir enflasyon, şeffaf değil. O yüzden inandırıcı da değil. Ancak bu inandırıcı olmayan, gerçek durumu yansıtmayan enflasyon oranları on milyonlarca çalışanın, emeklinin Temmuz ayında alacağı zamlara esas olacak. Yani böylece TÜİK aslında Türkiye'de gelirlerin, ücretlerin, maaşların, emekli aylıklarının en büyük belirleyeni durumunda. Fakat bir önemli gerçek de şu, bu tartışmalı enflasyon bile Temmuz ayında memurlara ve emeklilere tam olarak yansımayacak. Yani şu anda %26 olarak tahmin ettiğimiz enflasyon, Temmuz ayında resmi enflasyon, Temmuz ayında emeklilere ve memurlara tam olarak yansımayacak. Yani bu çantada keklik değil. Bütün emekliler ve memurlar için çantada keklik değil. Emeklilere Temmuz ayında bir zam yapılması, artış yapılması yasa gereği, işçi ve Bağkur emeklilerine yasa gereği 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Bu tartışmasız bir gerçek. Ancak 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması bütün emeklilerin 6 aylık enflasyon oranında zam alması anlamına maalesef gelmiyor. Çünkü emeklilerin iki tür aylığı var. Bir, aldıkları aylık, yani gidip bankadan çektikleri, bankamatikten çektiklerinde ellerine geçen aylık. Bir de kayıtlı aylıkları, kök aylıkları var. Kök aylıklarıyla tamamlanan aylıkları ya da ellerine geçen aylık arasındaki farkı hazine ödüyor. O yüzden kök aylıkları daha düşük. Örneğin 8 bin lira bir emeklinin kök aylığı olduğunu düşünelim. Buna hazine 2 bin lira katkıda bulunuyor ve emeklinin eline 10 bin lira geçiyor. Buna en düşük aylık adını veriyoruz. Ancak bu enflasyon artışı ya da aylıklardaki artış tamamlanan aylığı ya da ele geçen aylığa yapılmıyor. Kağıt üzerindeki aylığa, kök aylığa yapılıyor. Böyle olduğu zaman 8 bin lira alan bir emekli, kök aylığı 8 bin lira olan ama 10 bin lira alan bir emekliye %25 zam yaparsanız 2 bin lira alır, 10 bin lira almaya devam eder. Kısacası eğer hükümet özel bir düzenleme yapıp 10 bin lira olan en düşük emekli aylığını en az enflasyon kadar artırmazsa emeklilerin bir bölümü sıfır zam alacak, bir bölümü enflasyonun altında zam alacak. Bunun altını çizmek lazım. Öte yandan ortalama emekli aylıklarının 12 bin lira civarında olduğu düşünülecek olursa yapılacak olan %25'lik zammın emekli aylıkları açısından emekli aylıklarını getireceği yer yine ortalama olarak asgari ücretin altı olacak. Yani emekliler açısından resmi enflasyon kadar zam almak bile bir anlam ifade etmiyor. Ancak bazı emekliler ki bunların sayısı yaklaşık 4 milyon şeyden düşük enflasyondan daha düşük zam almak hatta sıfır zam almak riskiyle karşı karşıya. Eğer hükümet bir yasa çıkarıp bunu değiştirirse bütün emekliler resmi enflasyonu işçi ve Bağkur emeklileri için söylüyorum alabilir. Diğer bir husus memurlar ve memur emeklileri de Temmuz'da zam alacaklar biliyorsunuz. Bunlar ancak toplu sözleşmeye göre zam alacaklar. Yasaya göre değil, toplu sözleşmeye göre zam alacaklar. Memur ve memur emeklilerini bekleyen tehlike ise enflasyonun yaklaşık yani tahmin ettiğimiz %26'lık enflasyonun yaklaşık 5,5 puan altında bir zamla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü daha önce %15 zam almışlardı toplu sözleşme zammı. Şimdi %10 zam alacaklar. Daha önce almış oldukları %15'lik zam bu 6 aylık enflasyondan düşülecek. Geriye enflasyon farkı kalacak. Sonra o enflasyon farkı üzerine %10 zam alacaklar. Bu da yaklaşık
%26'lık bir enflasyon söz konusu olursa yaklaşık %20 civarında bir zam alırlar. Yani 5,5 puan civarında memurların ve memur emeklilerinin Temmuz ayında kaybı olacak. Yani memurlar ve memur emeklileri de resmi enflasyon artışı kadar artış Temmuz ayında alamayacaklar. Memur emeklilerini bekleyen bir başka acı gerçek ise memur maaşlarıyla memur emekli aylıkları arasındaki makas açılacak. Yani çalışırken alınan aylık emekli olunduğunda çok daha düşecek. Geçen yıl bir memur çalışırken 100 alıyorken emekli olduğunda 70 alıyordu, 71 alıyordu. Geçen yıl mesela bu aylarda emekli olan bir memur çalışırken aldığı ortalama aylığın %70'ini emekli aylığı olarak alabiliyordu. Ancak şimdi emekli olursa ya da Temmuz'dan sonra emekli olduğunda çalışırken aldığı aylığın %40'ını, 41'ini alabilecek. Bunun sebebi de memurlara verilen ilave ödeme adı altında verilen bir miktar var. Bu miktar emekli aylıklarında ve emekli ikramiyesinde dikkate alınmıyor. Yani çalışırken bu parayı alıyorlar fakat emekli olduklarında bu şeye yansımıyor. Emekli aylıklarına yansımıyor. Dolayısıyla Temmuz ayında resmi enflasyon kadar artış bile emekliler açısından söz konusu olmayacak. Ciddi birkaç tehlike var. Bunların giderilmesi mümkün mü? Elbette bu tehlikelerin giderilmesi mümkün. Hükümet bir yasa değişikliği yaparak emekli aylığının alt sınırını yükseltebilir. Memur ve memur emeklilerinin kaybını elbette giderecek bir yasa değişikliği yapabilir. Bunlar yasa değişiklikleriyle mümkün. Ancak hükümetin izlemiş olduğu ekonomi politikası kemer sıkmayı esas alıyor. Yani ücret ve maaş gelirlerini ve emekli aylıklarını düşürmeyi hedefliyor. Bu yüzden ben bunları düzeltecek adımların atılmasını maalesef güç görüyorum. Özetle Temmuz ayında resmi ve tartışmalı enflasyon kadar bile memurların ve emeklilerin zam alması mümkün olmayabilir diye düşünüyorum. Tabii asgari ücret de çok önemli bir konu Temmuz ayında. Hükümet, Merkez Bankası, Çalışma Bakanı, Maliye Bakanı neredeyse ağız birliği etmişçesine asgari ücretin artırılmayacağını söylüyorlar. Asgari ücret tespit komisyonu toplantıya çağırma yetkisi hükümette olduğu için, bakanda olduğu için yani toplantıya çağırmadıkları sürece asgari ücret tespit komisyonu bir karar alamayacak. Dolayısıyla asgari ücret siyaseten asgari ücretin artmayacağı konusunda bir karar vermiş durumdalar. Dediğiniz gibi asgari ücret şu anda 19 bin lira civarında olan, Mayıs ayı itibariyle 19 bin lira civarında olan açlık sınırının altında. Eğer bu Temmuz'da artmazsa açlık sınırı, yani açlık sınırı dediğimiz iyi tarif edelim, bir ayın sadece gıda harcamasını ifade eden bir miktar. Yani sadece gıda için harcanan para anlamına geliyor bu. Bir bekar işçi tek başına, yani ailesi olmayan bir işçinin yaşam maliyeti 24 bin lira civarında. Ya yani tek kişi bir işçiyi dikkate alacak olursak. Ve bunlar artacak, yıl sonuna doğru yükselecek. Yani açlık sınırının 25 bin lirayı bulması bir İşçinin yaşam maliyetinin 30 bin lirayı bulması son derece mümkün ama siz yıl boyunca asgari ücreti 17 bin lirada tutacaksınız. Bu asgari ücretin alım gücünün erimesi anlamına gelecek. Bir başka nokta ise şimdi yıl başında hem asgari ücrete hem memur maaşlarına hem emekli aylıklarına aynı oranda zam yapıldı. %49,5. Yani bütün gelirler asgari ücret dahil olmak üzere İşçi memur, Bağkur emeklileri, memur maaşlarının tümü %49,5 arttı. Şimdi Temmuz ayında tartışmalı da olsa yani miktarları değişse de enflasyon ya da enflasyonun biraz altında %20-25 civarında emekliler ve memurlar artış alacak. Ancak işçiler için bu söz konusu olmayacak. Yani asgari ücret artmadığı için bu söz konusu olmayacak. Asgari ücret artmayınca diğer özel sektör çalışanlarının ücretleri de artmayacak. Çünkü asgari ücret diğer ücretleri de yukarıya itiyor. Dolayısıyla asgari ücret aslında asgari ücretin artmaması özel sektördeki diğer ücretlerin de artmaması anlamına geliyor. Milyonlarca ücretli çalışan işçinin işte Temmuz ayında gelirlerinde, aylıklarında bir artış olmayacak ama enflasyon artmaya devam edecek. Bu çok ciddi bir yoksullaşmayı beraberinde getirir. Yani şu anda sadece emekli aylıkları konuşuluyor ki kuşkusuz bu çok önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bence bir onun kadar önemli olan genel ücret düzeyini belirleyen
asgari ücret artışıdır. Yani asgari ücretin Temmuz'da artmaması ciddi bir yoksullaşma beraberinde getirecektir. Enflasyonun faturasının çalışanlara çıkması anlamına gelecektir. Gerek sendikaların gerekse siyasal muhalefetin bu meselenin üzerine de gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani asgari ücret artışının üzerine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef örneğin asgari ücret tespit komisyonunda işçi tarafını temsil eden Türk İş, asgari ücretin artması konusunda sözlü olarak bile herhangi bir ısrarda bulunmuyor. Dolayısıyla hükümet de bir yandan kendi politikasının gereği, bir yandan da bu konuda güçlü bir baskı gelmediği için asgari ücreti artırmayı gündemine almıyor. Halbuki asgari ücret artışının ben emekli aylıkları kadar önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün ücret seviyesini belirliyor bu. 17-18 milyon kişilik işçi kitlesinin ücret seviyesini belirleyecek bir şeydir asgari ücret. Çünkü asgari ücretle çalışanlar kadar diğerleri de bundan etkilenecek. Dolayısıyla bunun daha fazla gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Temmuz'da emekli ve memurlara ne olacak diye konuşuyoruz ama işçilere hiçbir şey olmayacak. Ücretlerinde herhangi bir artış olmayacak. Bir tek sendikalı olanların toplu sözleşme zammı varsa onlar alacak ama diğer işçilerin ücretlerinde herhangi bir artış olmayacak. Ben bunun vahim bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar yoğun bir enflasyon döneminde yıllık resmi olarak %75 civarında bir enflasyon döneminde asgari ücretin artmaması faciadır. Yani toplumsal bir faciadır bence.